Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Samsung'un şu anda dünya lansmanını yaptığı Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve yeni saatlerini bu videoda sizlere anlatıyorum. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Cihazları gördüm ve hemen sizlere ilk detaylarını, ilk inceleme videosunu hemen aktarıyorum. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Samsung katlanabilir telefonlar anlamında dünyaya liderlik eden bir firma aslında. İlk katlanabilir böyle elimizde tutulacak cihazlardan bir tanesini Samsung çıkardı ve aslında bu piyasayı da hareketlendiren markalardan bir tanesi tabii ki. Ancak günümüzde baktığımız zaman bazı eleştirilecek detayları da yok değil bu markanın. Oralara da değiniyor olacağız ama ben sizlere öncelikle Flip'le başlamak istiyorum. Yeni Z Flip 6'lar tasarım anlamında bir önceki nesle göre baktığımız zaman biraz daha farklı tasarlanmış arkadaşlar. Daha keskin bir tasarım diliyle gelen Z Flip 6'lar şu anda gördüğünüz gibi kameralarının arkasında cihazın rengine göre şekil verilmiş bazı yüzük detaylarıyla geliyor. Bunlar yüzük dediğime bakmayın, çıkabilir şeyler değil ama her telefonun rengi nasılsa o renge biraz daha uyumlu geliyor buradaki arkadaki kameranın yanındaki detaylar. Burada beni düşündüren şeylerden bir tanesi hala dış kapak ekranındaki bu çentiğin düzeltilememiş olması, burada bir yeniliğe gidilmemiş olması beni düşündürdü açıkçası. İç taraftaki ekrandaki katlanma izi bana göre hemen hemen hala aynı durumda. Dikey modelde, yani Flip modelinde. Bu da yine beni düşündüren detaylardan bir tanesiydi. Ancak Flip'te kamerada yapılan şu anda görmüş olduğunuz nesne takibi ya da insan takibi gibi yazılımsal geliştirmeler içerik üreticileri için daha iyi olabilir. Bence Flip 6'daki en önemli detay yeni bir soğutma sistemiyle geliyor olması. Bu sayede özellikle önceki Flip modellerinde yaşanan bu şarj problemini büyük oranda çözdüğünü söylüyor Samsung tarafı. Ben cihazları çok uzunca test etme fırsatına erişemedim. Ancak yine de Samsung Türkiye'deki arkadaşlarımın desteğiyle cihazları daha önceden görme ve sizlere de şu anda bu videoyu yayınlayabilme fırsatına sahibim. Bu açıdan da Samsung Türkiye ekibine baştan aşağı herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman olduğu gibi en güzel şekilde beni ağırladılar ve cihazları da deneyimlemem için bana yaklaşık 1,5 saat gibi bir süre verdiler. Hemen hemen herkese de benzer süreyi zaten veriyorlar. Buradan da misafirperverlikleri için onlara teşekkür edelim ve cihazın ekran detaylarıyla devam edeyim arkadaşlar. Şimdi önceden Flip serisinde olmayan bir detay. 1 ila 120 Hz arasında değişiklik gösterebilen. Bu arada elimdeki cihaz yeni Fold değil. Bir önceki Fold benim kendi cihazım. Hani elimde şu an notlarımı buradan sizlere aktarmak istedim. Bir önceki nesille olmayan 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen bir ekran paneliyle geliyor Flip 6'lar arkadaşlar. Buradaki Flex Window dediğimiz o ön taraftaki bahsettiğim dış kapaktaki ekran bir önceki nesille aynı gözüküyor arkadaşlar. Burada yine önceki cihazlarda bulunan bölünmüş ekran özelliği veya burada başka türlü detaylar vesaire bunların hepsini yine benzer şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu iç ekranda bulunan nit seviyesi çok değerli bence. 2600 nite kadar çıkabiliyor. Bu daha önceden görmediğimiz bir şeydi. Bu cihazda bu var. Hani bu özellikle güneş altında kullanımlar için bence değerli diye düşünüyorum. Burada kamera anlamında da yine benzer kamera dizilimlerini görüyoruz. 12 megapiksellik bir ultra geniş açılı, 50 megapiksellik bir ana kamera ki Flip 5'te bu 12 megapikseldi arkadaşlar. Bu gerçekten detaylı baktığınızda önemli bir detay diye düşünüyorum. Ana kameradaki detay. Ön kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram aralığına sahip. Ama burada tabii Flex Cam diye bir özellik var. Bunun sayesinde grup selfileri falan da çekebiliyorsunuz. Hani geniş açıya da sahip oluyorsunuz ama buradaki en önemli detay bu katlanabilir telefonlardaki ana kamerayı bir selfie kamerası gibi kullanabilme avantajınız. Bu cihazda da baki. Dolayısıyla Flip modelindeki bu özelliği kullanarak sizler de çok daha kaliteli selfie fotoğraflarına sahip olabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay bence. Batarya tarafına bakalım. 4000 mAh bir batarya var. Burada süper hızlı şarj, efendim söyleyeyim hızlı kablo kablosuz şarj, terse şarj için kablosuz güç paylaşımı gibi detaylar yine bulunuyor. Burada bir eleştirim var tabii ki. 25 watt'lık bir şarj desteğiyle geliyor yine bu akıllı telefon. Bence artık bu işin daha da artması lazım. Samsung burada geride kalıyor diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Bunu da yine söylemek istedim. Snapdragon 8 Gen 3 Galaxy'ye özel üretilmiş, yani Samsung'a özel üretilmiş bir işlemciyle geliyor. 12 GB RAM, 256 ya da 512 GB'lık bir geniş depolama alanıyla bu cihaz gelecek sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, çizim
ezilmeye karşı daha dayanıklı bir armor alüminyum ile tasarlanmış. Ayrıca ön ekranında burada daha sağlam bir koruma sağlayan Corning Gorilla Glass Victus 2 camı tercih edilmiş durumda. Burada IP48 sertifikası ile beraber de suya ve toza karşı dayanıklı geliyor. Galaxy Z Flip 6, Flip 6 için durum bu şekilde arkadaşlar. Burada tabii 7 yıllık bir işletim sistemi garantisi, güncelleme garantisi, 7 yıllık da bir güvenlik güncelleme garantisi inanılmaz değerli arkadaşlar. Yani Android cephesinde müthiş değerli olduğunu düşünüyorum bunu. Düşünsenize aldığınız telefonu 7 yıl boyunca güncelleme alacak. Yani aldığınız cihazı 7 yıl boyunca kafanız rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu bence çok değerli kullanıcılar için. Samsung'un bunu düşünmesi bence gerçekten çok değerli arkadaşlar. Az önce sizlere bahsettiğim buhar haznesi, yani o yeni geliştirilmiş soğutma sistemi de cihazda bulunuyor. Buhar haznesi teknolojisine sahip olan ilk Flip serisi bu arkadaşlar. S23 Ultra'ya göre %150 daha geniş bir buhar haznesi bulunuyor. Oyun deneyimi sırasında yaşanan ısınma problemlerini de tamamen çözmüş oluyor. Flip 6 Samsung'un söylediğine göre uzun bir inceleme videosu üretirsem buna da değiniyor olurum sizler için. Tabii ki sevgili arkadaşlar. Gelelim Fold 6'ya. Şimdi Galaxy Fold 6'da beni etkileyen bir detay var arkadaşlar. Ben telefonu ilk gördüğüm an dedim ki siz bu telefonu küçültmüşsünüz sanki dedim. Uzaktan telefon sanki daha küçülmüş gibi gözüküyor. Ancak Galaxy Z Fold 5 ile üst üste koyduğum zaman şu anda gördüğünüz görüntü ortaya çıktı ve inanamadım. Telefon bir önceki nesle göre daha geniş. Bu kiminize göre bir olumsuzluk olabilir ama bana göre bir olumluluk arkadaşlar. Çünkü artık Galaxy Z Fold 6'nın dış ekranındaki deneyim tam bir telefonla eşdeğer diyebilirim sizlere. Yani ekranı açmadan gerçek bir telefonmuşçasına dış ekranı daha da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O ekrandaki hafif genişlemeyle tam bir telefon formuna bürünmüş diyebilirim bu akıllı telefon. Bunun yanı sıra arkadaşlar cihazın içerisinde kullanılmakta olan tasarım baştan aşağı değişmiş. Yeni bir tasarım diliyle geliyor. Daha keskin hatları var. Şu anda görüyorsunuz zaten Z Fold 5'e göre Z Fold 6 çok daha keskin hatlarla geliyor. Bu da telefonu daha rahat tutabilmenizi sağlamış. Yani ergonomik olarak bir rahatlık getirmiş sizlere. Benim için böyle oldu en azından ilk deneyimde. Bunu da sizlere söylemek isterim. Tabi burada eleştirecek şeyler yok mu derseniz tabii ki var arkadaşlar eleştirecek şeyler. Onlara da değiniyor olacağım ama bir de bir diğer güzellikten bahsetmek istiyorum. Telefon kapandığı zaman artık arasında hiç boşluk yok arkadaşlar. Tamamen karşı tarafı göremeyeceğiniz kadar sıkı kapanıyor telefon. Yine burada bir önceki nesliyle karşılaştırdığımda bunu da gördüm. Bana göre hala eksik olan şeylerden bir tanesi iç ekranda bulunan katlanma izi. Yani Samsung bu işin lideri olup da bu işin üreticisi olup da öncüsü olup da neden bu katlanma izini hala yok etmekle uğraşmıyor? Ben de anlamıyorum gerçekten. Bunu çok daha iyi yapabilir Samsung. Ve rakipleri yapabiliyorken Samsung'un yapmıyor olmasını da sadece şunu yoruyorum. Ellerinde herhalde bambaşka bir teknoloji var yakında. Bizleri de etkileyecek ve böyle ortalığı sallayacak bir şey. Bu tamamen benim şahsi düşüncem bu arada. Bu yüzden de bu katlanma izini çok önemsemiyorlar diye düşünüyorum. Ancak katlanma izi durumu bir önceki nesilde de şu anda görüyorsunuz üst üste koyduğum zaman durum bu şekilde arkadaşlar. Burada ana ekranda arkadaşlar bizleri 1 ila 120 Hz arasında yenileme hızına sahip olan bir ekran karşılıyor. Bu ekran paneli de 2600 nitlik bir parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. Bu da çok değerli diye düşünüyorum. Burada tabii büyük ekrandaki not deneyimi için S Pen de bu telefonda çalışıyor. Aynı şu anda elimi tutmakta olduğum bu kılıftaki S Pen gibi bir S Pen satın alarak sizler de bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kamera tarafına baktığımız zaman 12 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. OIS destekli. Kapakta da yine 10 megapiksel çözünürlüğünde 2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor arkadaşlar. Burada eleştirmek istediğim bir ufak detay daha var arkadaşlar. Beni burada üzen bir detay gerçekten bu. Çünkü neden? Telefonun iç ekranında kullanılan bir kamera var arkadaşlar. Bakın bu kamerayı her yıl hemen hemen neden düzeltmiyorlar diye düşünüyorum. Görüyorsunuz kamerayı kullanmadığınız zaman bu tamamen bir ekranmış gibi oluyor. Ancak burada hiçbir geliştirme yapmıyor arkadaşlar Samsung. Önceki nesillerde gördüğümüz bu iç taraftaki kamera tasarımı olduğu gibi bu nesillere devam ediyor. Yani oradaki o piksellerin sayılma problemini çok rahat çözebilecek bir firma Samsung. Ama yine az önce söylediğim gibi muhtemelen çok bomba bir şey var beklettikleri kenarda. Onu sunmak istemiyorlar şu anda ki yine benzer özelliklerle cihazı bizlerle buluşturuyorlar gerçekten. Burada tabii güzel bir detay var. Az önce söylediğim gibi yine bir katlanabilir akıllı telefon olduğu için doğrudan arka kameralarını bir selfie kamerası gibi kullanarak çok müthiş fotoğraflar çekmek sizler için mümkün oluyor. Bu da bence güzel bir detay diye düşünüyorum. Yine 4 nanometrelik bir üretim süreciyle
üretilmiş, Galaxy'lere özel üretilmiş Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bu akıllı telefonda görev yapıyor arkadaşlar. İşlemcinin Geekbench skorlarını görüyorsunuz. Bir önceki nesliyle karşılaştırdığımızda buradaki Geekbench skorları farklılığını da görüyorsunuz. Performans anlamında ciddi bir iyileştirme yapıldı. Bellek ve depolamaya baktığımızda 12 GB'lık bir RAM, 512 GB'lık bir depolama ya da 1 TB'lık bir depolama cihazda bulunacak. 4400 mAh'lik bir batarya var bu akıllı telefonda ve burada yine 25 Watt'lık bir kablolu şarj bizleri karşılıyor. Bunun kesinlikle değişmesi lazım. En azından 40'a 50'ye çıkması lazım. Ben bunu savunuyorum ne olursa olsun ama Samsung hala 25'te devam ediyor arkadaşlar. Vardır bir bildikleri diyorum. Yine heyecan verici bir özellik bekliyorum Samsung'dan. Ben böyle avutuyorum kendimi. Yanlış mıyım doğru muyum yorumlarda konuşuruz hep beraber üstüne zaten görüşürüz diye düşünüyorum. Renklerini zaten görüyorsunuz şu anda cihazların. Renkler de bu şekilde arkadaşlar. Benim favorim bu arada şu anda gördüğünüz bu gri renk oldu. Gri renkle bu mavi renk koyu bir lacivert rengi var. O da enteresan duruyor gerçekten. İkisini de çok çok beğendim sevgili arkadaşlar. Şimdi Fold 5'e kıyasla Fold 6'da arkadaşlar %42'lik bir burada detaylı anlamında bakarsak yapay zeka kapasitesi artmış bir işlemci bulunuyor. Fold 5'e kıyasla 1.6 kata kadar daha geniş bir boğaz rezesi var. Bu da tabii oyun sırasındaki ısınmaları biraz daha çözüyor diyor Samsung tarafı. Deneyimleyemedim uzunca vaktim olmadığı için. İnşallah deneyimlediğim zaman zaten bir inceleme videosu hazırlayacağım sizler için. Umuyorum ki o zaman sizlere bu konudaki detaylarını yine aktarıyor olurum. Çift raylı bir menteşe ile geliyor. Burada galen darbeler daha da dağıtılarak yoğunluğu azaltılıyor. Biraz daha dayanıklı bir şekilde yeni geliştirilen buradaki bu menteşe sistemi. Tabii bu da aradaki boşluğu kapatmış vesaire ama katlanma izini bana göre hala çözememiş arkadaşlar. Bu da beni bir tık üzdü gerçekten ama takdir edilecek bir başka detay. Yine bu telefonda da 7 yıl bir işletim sistemi, 7 yılda aynı zamanda bir burada bizleri güvenlik güncellemesi karşılıyor. Bunlar inanılmaz detaylar arkadaşlar. Yani çok bence değerli sizler için özellikle kullanıcılar için. Bunu da takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Samsung bu konuyu çok iyi çözdü gerçekten. Helal olsun diyeyim. Ve Galaxy Watch Ultra çıkıyor arkadaşlar. Şu anda zaten tanıtıldı. Fiyatı da muhtemelen belli olmuştur. Cihazların belli olan fiyatlarını yorumlara yazarım sizler için. Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Bu saatin tasarımını nasıl buldunuz arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Tahmin edeceğiniz üzere bir başka markanın buradaki rakibi olarak çıkıyor. Farklı bir segmente rakibi olarak çıkıyor. Çünkü bu akıllı saatin tasarımı farklı arkadaşlar. Biraz kalın ve daha böyle yayvanla yuvarlak arasında sıkışmış bir tasarımla geliyor. Burada enteresan özellikleri var ama sizlerin merak edeceğiniz şeyleri hemen sizlere söyleyeyim. Bu akıllı saatte bir eSIM desteği de olacak arkadaşlar. eSIM destekli bir akıllı saat olacak. Bu önemli kullanıcılar için sorunlarınız çok oluyor. Söylemiş olayım baştan. eSIM desteğinin yanı sıra bu akıllı saatte farklı farklı ekstrem sporlar için de özellikler yine aktif şekilde çalışıyor olacak. Özellikle ülkemizde eSIM ile çıkıyor olması çok değerli ki bu eSIM'in sadece ilk etapta Turkcell ile çalışacağını söyleyeyim. Dayanıklılık anlamında ise okyanus derinliği ölçütünde suya karşı dayanıklı bir saat arkadaşlar. Amerikan askeri standartları düzeyinde yine dayanıklı. Safir bir cam bulunuyor içerisinde. 55 derece ile eksi 20 derece arasında çalışabiliyor. Toza karşı da dayanıklı. Tamamen yeni bir GPS sistemiyle geliyor. Burada 3 nanometreli bir işlemciyle geliştirilen ilk akıllı saat olduğunun da altını çizmem lazım arkadaşlar. Bu da tabii ki sizlere çok daha seri bir geri dönüş yapmasını sağlıyor. Mesela 3.2 kat daha gelişmiş kalp atış hızı ölçümü bu akıllı saatte sizlerle buluşuyor arkadaşlar. Vallahi şöyle ben genel olarak bu saati beğendim. Farklı bir tasarım olduğunu söylemek lazım. Yani en azından günlük hayatta daha rahat kullanılabilecek bir tasarıma sahip olduğunu söylemek lazım. Ama tabii ki uzun kullanmadan bir şeyler söylemek çok mümkün değil. Yine içerisinde Google'ın bir işletim sistemi var. Yani bütün cihazlarla kullanılamayabilir. Sadece Samsung cihazlarla kullanılabilecek. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz Samsung'un yeni ürünlerini? Lütfen yorumlara yazmayı. Bu videoyu benim kanalıma abone olmayı ve tabii ki bir de aşağı yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşça kalın. Bay bay.